Bir ilişkiyi yaşarken mutlaka biri böyle akıl verir. Ayrılık döneminde, efendim mesela ilişkinin dönüm noktalarında mutlaka akıl aldığımız biri vardır ve aslında ilişkiyi de onlar yönlendirir. İnsan da hep bu tarz konularda ne yapacağını bilse bile mutlaka birine danışır. Aranızda ben o konuda çok iyiyimdir, mutlaka ilişkilerde taktik veririm diyen bir hemen el kalktı, güzel. Şurada kırmızılı. Abi ayağa kalksa, isim neydi? Ekrem abi benim ismim. Ekrem hoş geldin. Aslında ben taktik vermiyorum, genelde taktik alıyorum. Onu da uygulamıyorum. Böyle bir şey var neden yani. Neden alıyorsun taktik? Yani ilişkide işte karşı tarafın hareketlerini anlamak için. Anlamıyor musun? Kadınları anlamıyor musun? Anlıyorum da işte. Yine de dışarıdan bir göz iyi oluyor. Var mı ilişkin şu an? Yok. Ama sevdiğim var. Nerede? Dünyada şu an. Türkiye'de. Biraz daha detaylandırayım. İstanbul'dayım. Ya anlarsa şimdi söylediğini İstanbul'da? O biliyor mu sevdiğini? Yani anlıyordur herhalde. Hareketlerimizden anlıyordur. Hayır ama şimdi sen ona bir hareketler çekiyorsan o anlamıyor olabilir ya da daha büyük bir şey bekliyor olabilir. Şu an burası da bir fırsattır mesela. Yok. Yok. Yok abi onu almayayım ben sana. Abi bak isim söylemeden kameralara bak sen beni anlamıyorsun ama ben senden hoşlanıyorum. Aha bunu da bilmem ne bilmem ne diye göster. Sonra da belli bir yakınlaşma olduğunda bu sanaydı yaparsın. Artık o da değilse başka kıza da gider gibi böyle isim de verme. Taktik. Ucu açık bir konuşma yap. Ya vallahi bak kullanırsın sonra. Hangisini yapacağım abi? Hangi? Bu kadar hızlı gaza geleceğini düşünmüyordum ama. Şu kameraya doğru. Güzel ama böyle bir iyi bir açılma. Yani bak şunları yaptım, şöyle anlamadın, böyle yaptım. O kadar değil abi. Sadece bu senin için derim yeter. Ne senin için ya? Bu senin için ne oğlum? Bu bahsettiklerim senin için. Biraz daha romantik bir şey. Bu senin için olur mu abi? Yok abi ya, gelmeyecek. Yani bana fikir gelmeyecek şu an. Açılma cümleleri gelmeyecek bana şu an. Vahiy, şu an cümle mi? Dedi mi tekrarla? Ya bak hayatım, biz şu an arkadaşız ama benim sende gönlüm olduğunu anlamışsındır diye düşünüyorum. Anlamadıysan da bu senin için. Böyle de. Yine seni, bu senin için söyle finalde. Tamam, evet, tamam. Demeyin ben canım. Tamam, ben söyleyeyim. Ne, ismin neydi? Ekrem. Ekrem. Ekrem burada, sevgili İstanbullu kardeşim. Senin için gerçekten emek harcadı, kalktı, bir şeyler söylemeye çalıştı. Senden hoşlanıyor ama belli ki sen durumu anlamamasından geliyorsun ya da anlıyorsun ve böyle idare ediyorsun. Bu çocuk gerçekten değerli bir çocuk. Bütün bu yaptıkları hepsi bunlar senin içindi. Çok iyi. Teşekkür ederiz Ekrem. Ben de teşekkür ederim sağ abi. Sağ olasın. İnşallah aşk dolu günlerin olur. Eyvallah. Bir araya gelirsiniz. Evet, şimdi skecimiz geliyor. Bu senin için. Skecin adı neydi? Adını unuttum. Bu senin. Taktik mi? Bu senin için daha güzel isim ha. Evet, şimdi skecimiz geliyor. Taktik geliyor. Çok kötü ya taktik. Evet, bu senin için geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Aslında çok basit. Bir kadının bir erkeği ya da bir erkeğin bir kadını mutlu etmesi. Bugün kadın ve erkek bakış açılarıyla ilişkiyi bu şekilde masaya yatırıyoruz ve inceliyoruz. İyi seyirler. Dur ben bir yazayım. Dur sen yazayım. Ben bir yazayım. Çünkü sonra kızım bak hadi git ya. Ay biliyor musunuz? Yani o kadar güzel konuşuyoruz ki o mesaj atınca ağzım kamaşıyor, burnum kaşınıyor, gözüm yanıyor, elim titriyor, burnum tıkanıyor, kulağım tıkanıyor, bir şey oluyor. Peki hönkürme de geliyor mu böyle hıh diye? Evet. Sen bronşit olmuşsun. Ya bronşit demişken bak şimdi benim biliyorsun büyük yengemin ortanca oğlunun üvey kardeşinin yengesinin kızı var ya. Evet, Elif Su. Elif Su bademcik ameliyatı olacaktı biliyorsun. Evet. Geçen gün ameliyat nasıl geçti dedi. Melike,
Bu çocuk seni önemsiyor. Elif Su'nun ameliyatını hatırlamış ya. Evet kızım, bak bir de o kadar zamandır konuşuyorsunuz. Bir tane yamuğunu gördük mü? Görmedik. Asla. Bu var ya, bu çocuk olacak, bu çocuk olacak. Ya inanamıyorum ya. Ne? Of, ne oldu? Foto gelir mi diyor. Aman be. Ya bütün moralim ama bozuldu yani şu anda. Ne fotoğrafı ya? Yamuk yaptı bütün işte. Erkekler sapık olmak zorunda mı? Ya gel tamam. Arıyor musun bundan hayır, ismi? Tamam bir şey söyleyeceğim. Ne yazayım? Şey yaz. Insta'da bir sürü fotoğrafım var. Onlara baksana yaz. Ha, şey yaz. Buluşunca gerçeğini görürsün yaz. Bir de görüşün artık ya. Lan oradan kaçar mı be? Abi doğru. Yani ilk günden foti neydi ya? Kız kaçacak. Hala top çeviriyorsun. Malsın oğlum sen, mal. Aynen abi, artık buluşmak lazım. Gereksiz top çeviriyoruz. Hayır, oraya kadar geldin. Nasıl atamıyorsun? Yok abi, eve atmak falan yok. Ben ciddi düşünüyorum. Manyak mısınız siz ya? Anamla babamla tanıştıracağım abi. Anam ana desin, babama baba. Evin kızı olsun yani. Ben onu istiyorum. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Biz maça döndük ya. Şu an senin minnoş kalbin zerre umurumuzda değil ya. Ya hakikaten o telefonu ağzına sokacağım şimdi ha. Ya maç izliyorsan izle, izlemiyorsan git ya. Tamam abi, benim gitmem lazım. Artık buluşmak lazım. Ben yazıyorum. Buluşalım mı? Şu kanalı değiştirsene. Ah! Ah! Ne? Ya siz ne? Ah! Ne? Ah! Ne? Ne? Demiş ki. Ne yaptı? Ay elin ağır, sen kürekçisin. Bana bak, bak artık buluşalım mı yazmış. Başardık bizi bir şekilde. İşte bu. Buluşacak. Bir şey söyleyeceğim. Şşş, sakın. Öyle ilk buluşmadan sakın öyle öpücük möpücük asla yok. Yok. Ama o her zaman birazdan öpücük gelebilir zannetmeli. Bu çok önemli Melike. O yüzden ilk buluşma mekanı çok önemli. Evet ya, nereye gitsek? Boğaz'a. Sıçtık. Ne? Ne yapıyorsun lan? Sıçtık abi ya, beni dinlesenize bir ya. Ha. Kız Boğaz'da çok güzel bir mekan biliyorum diyor. Ah be oğlum be. Dert ettiğin şeye bak ya. Değil mi lan, siz destek falan atar mısınız? Yok lan, ayrılırsın. Başka kız mı yok, manyak. Boğaz senin neyin oğlum, enayi? Oğlum manyak mısınız? Oğlum Cenk bir şey desene abi. Böyle durumlarda sorulan tek soruyu soruyorum o zaman. Sor. Kız güzel mi? Güzel. Yardır lan o zaman. Kredi mredi çözülür bir şeyler. Kalk. No. Gel. Aa. Ama bunlar böyle ilk buluşma için çok uyumsuz değiller mi ya? Melike'cim, bunların hepsinin bir anlamı var. Bir strateji oluşturduk herhalde. Bak kızım, mesela bak bu bluz, ben çok çekiciyim ama senin beni çekici olarak görmek için ekstra çaba sarf etmeyeceğim. Lakin sen kendiliğinden beni çekici bulursan orası senin bileceğin iş diyor. Tamam, tam o. Bu mesela, benim uçarı bir havam var ama gayet de kontrollü bir kadınım. Eğer bana bir hareket yaparsan kralını görürsün anlamına geliyor. Ha. Bak bu fular mesela, bir bak şuna. Ben çok açık görüşlüyüm ve modernim ama güllü dallı desenime de bakacak olursan köklerimden kopmadım diyor. Ha. Bu ayakkabılar, çocuksu bir ruhum var. Ama evimin kadını çocuklarımın anası da olabilirim demek anlamına geliyor. Ha. Bu çanta var ya, bu çanta. Bu çanta, ben mutfakta aşçıyım, yatakta da... Hayat, tamam. İlk buluşmadan. Ya tamam ama bir şey söyleyeceğim, ben de kadınım. Ben hiç bu mesajları anlamıyorum. Melike ya, sen böyle git. Böyle mi? Ama o kadar dil döktünüz. Bunlar hep şey, her şeyi değerlendiriyor. Yok tamam, beni zaten lafa tutmayın. Hadi ben gidiyorum, tamam mı? Hadi kapatın, gidelim. Her şeyi hafızana kazı, tamam mı? Tamam, tamam. Ayakkabımı dışarıda. Şişt, bana bakın lan. İyi mi görünüyorum böyle ha? Her şey çok pis değil değil mi? Çok çok pisti her şey ya ha? Tamam oğlum, şey yap. He? Pantolonu ters çevir, öyle git. Lan olur mu öyle? Manyak mı? Cepler dışarıda olacak ya. Bu arada çorapları da tavana attığında yapışmıyorsa temizdir. Vallahi öğlen fırlattım, yapışmadı herhalde. Evet. Temiz ya ha? Tişört. Oğlum tişört de kokuyor gibi lan. Al benimkine gir. Olur mu bu? Bak bakalım. Abo! Ne yaptın lan? Kedi mi yedin? Ne yaptın? Bu nasıl bir... Bu ne lan bu? Ben bir haftadır giyiyorum. Ne var? Hayır, tamam kardeşim. Bir hafta daha giy ya. Manyak mısınız oğlum? Böyle olmaz ya. Ne yapacağım lan ben? Hadi lan çok pis. Kimseye yapmam bunu. Heh. Benim askerlikten kalma pudra var orada. Dök, o teri alır. Ya manyak mısın lan? Askerlikten kalma pudra. Aha. Güzel. Deodorant. Her zaman işe yarar kardeşim. Oda spreyi lan o. Daha iyi. Daha iyi. Ev kokuyorsun. Gittin kızın yanına, kız ne diyecek? Ev kokuyor. Güven. Lan manyak mısın? Olur mu öyle şey ya? Ben duşa giriyorum abi. O zaman da taksi. Ne olacak? Geç kalacağım. Tamam oğlum, taksi bulamadım dersin. Zaten arasan da bulamayacaktın. Yalan değil yani. Mantıklı. İyi o zaman, ben hadi duştayım, sonra gidiyorum. Tamam. Hadi. Biz de mi duşa girsek? Ne diyorsun oğlum? Oğlum ayrı ayrı ya.
yöndeki çabalarına rağmen ilk buluşma gelir çatar gerçekleşir. Fakat bu kadın ve erkek taraflarına bambaşka şekilde yansıyacak. Melike! Melike ne oldu? Anlat her şeyi anlat. Gel yakından nasıldı, nasıl görünüyordu? Ya. Anlat hadi artık çatladık ya. Tamam ama gireli 4 saniye oldu daha. Melike hala uzatıyorsun, anlatsana. Tamam şimdi. Ben buradan çıktım. Hani metrobüse yürüdüm. Yürüyerek gittim metrobüse. Dolmuş parası vermeyeyim dedim. İyi yaptın. Bayağı yürüdüm. Aynen. Ondan sonra Zincirlikuyu'da indim. Zincirlikuyu'dan şeye geçtim. Hacı Osman'a. Hacı Osman'dan dolmuşla da şeye geçtim. Tarabya'ya. Çok heyecanlı ya. Evet. Evet tam ondan sonra Tarabya'ya geçerken şey oldu. Bana bir mesaj geldi abi. Metrobüsteyim. Ve Burak mesaj atmış. Ne yazmış? Demiş ki işte taksi bulmakta çok zorlandım. Umarım geç kalmam. Kızım. Avcılardan Tarabya'ya kadar taksiyle gelmiş. Bu çocuk ne diyor? Bu çocuk senin için hiçbir masraftan kaçmayacağım aşkiton diyor. Ya. Sana bir şey değil mi? Umarım geç kalmam diyerek de sana duyduğu saygıyı dışa vurmuş. Melike bu çocuk doğru çocuk. Gelinlik al Melike. Gelinlik mi? Ama bir şey söyleyeceğim. O da sonra bana böyle gülücük attı ama dümdüz bir gülücük. Tamam düz gülücük işte. Ben ölçünü bileyim ama evimin erkeği olmak istiyorum. Sen de çocuklarımın anası ol demek anlamına geliyor düz gülücük. Gerçekten mi? Evet. Ayrıca. Bu çocuk yok ki. Bu çocuk beni al, beni sindir, beni okut, öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et ya, diyor. Ya ne oldu ya? Bir anlattırmadınız ya. Tamam. Anlatayım. Çok kısa anlatıyorum. 7 saat sonra. Sonra şey oldum. Restoranın önüne gittim. Bir baktım orada Burak. Peki bir şey diyeceğim. Restoran böyle mi duruyordu yoksa ellerini böyle kavuşturmuş muydu? Kızım o ne be öyle? Gol sevinci yaşayan Mbappe gibi böyle. Böyle durması lazım asıl. Muhtar gibi bu ne ya? Peki bir şey diyeceğim. Böyle yapıyor olabilir mi? Bunun başka bir anlamı var ama böyle yapmıyordur. Ya hayır ya of bir oturur musunuz anlatayım doğru düzgün? Beyler. Geç geç geç. Kızla buluştuk. Öpüştünüz mü? Yok. Mal. Daha ilk andan itibaren bu arkadaş denen melun varlıkların tavsiyeleriyle çatırdamaya başlayan ilişkimiz daha ilerilere gidemeyecektir. Çünkü taraflar sorumluluğu almak zorundadır. Bakalım şimdi nasıl sorumluluğu alacaklar? Melike, farkında mısın bilmiyorum ama seninki 2 saattir yazmıyor. Ama belki, belki işe çıkmıştır, eve iş getirmiştir. Saf kızım benim, saf. 2 saattir. Ne iş yapıyor olabilir? Bu çocuk tuvalete de mi gitmedi ya? Yani tuvalete gitmişken zaten bana mesaj atmasın, tercih etmem. Sen daha polyanlacılık oyna Melike. Bak, 2 tane ihtimal var. İkisi de birbirinden kötü, duyuyor musun? Aa. Ya seni sevmiyor ya da başka bir kadın var. Ciddi misiniz? Ciddiyiz tabii. Sen böyle kendini ezdirmeye devam edersen seni daha çok çekeceğin var. Tamam o zaman ne yazayım? Yaz, şey yaz. Acaba 2 saattir aklına gelmeyecek ne yaptım be ben sana yaz. Yaz, yaz ya. İnceldiği yerden ünlem kopsun kom artık ya. Tamam. Şş. Şş. Gel, 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 gel. Yaz, 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 yaz. Neyin var lan? Yok bir şey. İyi, tamam. İyi, tamam. Hadi, sitti misin? Yok, Münay. Ha? Oğlum bir daha sorsanıza lan neyin var diye. Bu da illa sor... Neyin var? Melike ile kavga ettik lan. Olur öyle şeyler. Hadi. Oğlum bir sorsanıza kardeşim ne oldu diye. Ya bir teselli versenize, bir akıl verin, bir şey yapın. Oğlum biz senin dertlerini gerçekten önemsiyoruz. Ha? Tabii ya, akıl mı istiyorsun sen? Aynen. Hadi anlatayım. Hadi. Şimdi benim eski kızla buluşacağım. Tuğçe. Tuğçe. Neyse. Tuğçe ile buluşacağım. Onu almaya gittim tamam mı arabayla? Tamam. Böyle bir şeydi, o araba çok iyiydi lan. Kabriyo diyorsun. Yanar. Çok iyi araba. Yanar. Ama onun bir de şey yapman ya, o hafta sonu arabası gibi düşün. 2 araban olacak. Arabaya mı bindi? Biri 4 kapı olacak, biri o olacak. Tuğçe arabaya mı bindi? Arabalar şu anda çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Arabada mı kavga ettiniz? Ha uçuyor. Arabada mı?
Yani sen yine de o arabayı satmayacaktın. Erken mi? Ne oldu? Tartıştınız mı? Erken sattın o arabayı. Tartıştınız mı? Akıl veriyordunuz bana. Akıl veriyorsun bana da benzin parasını ben veriyorum. Sen yalnız benzin fiyatları üzerinden beni manipüle etmeye mi çalışıyorsun? Tuğçe ne oldu Tuğçe? Burada hiçbir şey söylemiyorum. Sen ne söylemiyorsun? Tuğçe ne oldu? Hayır bak, hainlik ama. Tuğçe ne oldu? Bak sen bana... Tuğçe ne oldu? Allah'ın cezası karı ne oldu? Şunu anlat. Ne oldu Tuğçe'ye lan? Vurdular mı arabaya binmeden? Ne oldu Tuğçe'ye? Ne oldu bu kıza? Sen de ayrıl be! Yeter, ne var lan? Ağzına sumsu kodu mu yapıştırırım vallahi? Oğlum ne kızmış Süleyman ya? Aşk acısı çekiyoruz be. Ayrılıyorum lan. Ayrılıyorum. Ayrılıyorum lan. Ayrıl lan! Bak bu gerginliğimizin sebebi hep Melike biliyor musun? Melike evimize kadar girdi, biz hepimizi gerdi abi. Hepimizi gerdi. Ayrıl lan! Tamam ya. Ayrılıyorum lan, mesaj atıyorum. Arıyorum lan hatta. Kim lan o bu evi gerdi? Ha? Ara lan! Arıyor. Açma! Açma. Aç. Aç. Çalıyor. Heh. Aha açtı. Alo. Apolleri al, apolleri. Apollon ne? Ayı. Kanka arabalarda öyle ya, apolleler falan. Alo, Burak. Alo diyor. Alo de, mal. Alo Melike. Efendim Burak. Senin kaprisini çekemem lan ben. Senin kaprisini çekemem lan ben Melike. Benim kaprisimi çekmeye hazır milyonlar var be. Benim kaprisimi çekmeye hazır milyonlar var. Aa, kavgada söylenmez. Terbiyesiz insan çocuğu. Şeydi, gölge etme başka insan istemezdi. İhsan olabilir mi o? İhsan ister. İhsan. Gölge etme... Boşu karıştırıyorsun. İrfan. İrfan ne lan? Başka İrfan istemez güzel. Melike bir dakika. İdman. İdman istemez. İdman, İdman değil abicim. Başka İrfan istemez mi? İrfan ha? Ayıp olur. Başka bir erkek demişsin gibi olur. Evet. İnsan de sen ona tamam. Diyorsun. Gölge etme, başka insan istemez. Ha. Aa, benim gölgem senin güneşinden daha parlaktır be. Benim gölgem senin güneşinden daha parlaktır be. Ver, ver bana ver. Kızım senin yaptığın gider, benim ancak hoşuma gider. Bana bak, eğer ağır konuşuyorsam şu ana kadar sustuklarıma say. Kızım, biz ayrılsak. Sana eyvah düşer, bana eyvallah. Benim suskunluğum asaletimdendir. Konuşursam çok canını yakarım ha. Beni kazanmak için çabalamayanı ben öyle bir terk ederim ki... ...beni mumla ararsın lan, mumla ararsın öyle beni. Öyle mi? Öyle mi? Öyle. Ben kimseyi mumla aramam. Beni tanımak isteyen ışığımı bulur be. Kimsin lan sen? Kimsin? Sen kimsin? İsim ver bana, isim ver. Bana bak. İsim ver bana. Miray Kitigör 06 ne? İsim ver. Ekledim. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak şimdi? Ya Burak biz bir konuşabilir miyiz? Telefonu sana kanki. Kız güzel. İyi değil mi? Şşt. Alo Melike. Burak, yüz yüze konuşmamız lazım. Çünkü sana söyleyeceklerimi telefonda söylemek benim asaletime yakışmaz. Asıl benim bunları telefonda söylemem benim karizmamı çizer. Öyle ha. Mi? Konum at, saat söyle. Yaz. Konum, saat yaz. Tamam, geliyorum. Yazıyorum. Kapat. Yaz. Kapat telefonu. İyiymiş ya. İyiymiş. Olmuyor mu bu? Hak etmiyor. Konum yaz, saat söyle. İndirimini açalım. Konum yazsın, saat söylesin. Ha ha. Ne oldu? Galiba ayrılacak lan benden. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen orada biraz sert konuştun. Nerede? Hangisi? Yani o gölge etme başka insan ise oralar zaten karıştı. O sonra işte eyvallah eyvallah. Hoş değildi tavrın bence. Benim mumla ararsın falan. Bir kadına söylenmez. Bu şekilde konuşulmaz. Tam bari teselli verin ya. Allah teselli versin. Sizden başka bir şey istemiyorum. Teselli verin teselli. Abi. Kanka, tamam. Teselli versene sen. Teselli? Sana kız mı yok lan? Yok. Değer mi bir kız için? Değer. Tamam. Güzeldi. Ne tamam lan? Ne oğlum bitti. Ne yapalım daha şimdi? Yani bizde şey var da elini sallasan ellisi var da şimdi kanka o yalan olduğu çok belli. Ya yüz yüze bakıyoruz burada. Ev arkadaşıyız oğlum. Ne ana? Evet. Sizin vereceğiniz teselliye tüküreyim ben. Öyle yazıklar olsun. Öyle deme. Ben ayrılmaya öyle gidiyorum. Deme. Sen bak, sizin yüzünüzden ayrılmaya gidiyorum gerginsin. Ben. Gerginsin. Terbiyesizsin. Hadi lan. Terbiyesiz. Ben ayrılmaya gidiyorum. Kaka pis çocuk.
Şu lafları. 50 lira ver. 50 neden? Aidat ödeyeceğiz. Hangi aidat 50 lan? Beni mi yiyorsunuz? Siz verin ayrıca. Elektriği de siz ödeyeceksiniz lan bu ay. Sabahtan akşama kadar oyun oynuyorsunuz. Maç yapıyorsunuz. Çık dışarı seninle bak da bon. Hadi lan. O ne lan? Cevap ver. Sana kıştan. Cevap ver. Sana ignor et. Belamı versin sıkarım bunu ha. Çık dışarı pis. Sen çık lan. Pis böcek. Böcekmiş. Sensin o. Terbiyesiz. Ayrıca City Münih alıyorsunuz sürekli. Yakışmıyor. Ha, götünüz yiyorsa random yapın. Ha, sana hadi. Delikanlıysanız hadi. Random yapın lan. Türkiye Ligi yapın lan. Türkiye Ligi yapın. Yeter. Sana yeter. Ya ne oldu atamam. Sana al. Ha, Kayseri Rize yapın lan delikanlıysanız. Çek. Hadi be. City ile babam da oynar. Gelsin baban o zaman. Babası oynarmış. Bok oynar baban. Baban daha kumanda tutamıyor. Gerildim kanka. Anne, ne yapsak? Duş mu alsak? Hamama gidelim lan. Hamam iyi. Hamama gidelim. Hamam iyi. Oradan da şu kızlarla. Hadi bakalım. Her ilişkide olduğu gibi bu ilişkide de ilkbahar, yaz ve sonbahar böyle bir çırpıda yaşanır ve biter. Şimdi arkadaşları yüzünden yaşayacakları kara bir kış vardır. Ben seni çok yanlış tanımışım Burak. Ben de seni çok yanlış tanımışım Melike. Ben sana çok değer veriyorum ama sen beni hiç önemsemiyormuşsun. Senin de beni kullanıyormuşsun. Gözünde yükseklerdeymiş. Sen benden sonra çok güzel bir kız bulacakmışsın. Onu sevecekmişsin. Ne alaka ya böyle bir şey? Ha? Ayrıca biz niye zaman rivayette konuşuyoruz? Ben zaten bunları başkasından duydum. İşte Miray ile Ece söyledi bunları bana. Bana da Cenk ile Samet söylemişti. Ne oluyor lan? Melike, Samet'le tanışsana. Ruh eşimi buldum sonunda. Ben hayatımda böyle dolu bir adam görmedim. Öyle bir rafinelilik, öyle bir entelektüellik yok yani. Rafine ne lan? Bunun neresi rafine? Ne var oğlum? Vücut bulmuş hali. Allah ha? Allah. Ne oldu kardeşim? Hayırdır? Ha, ne oldu? Pantolonu ters çevirip mi giydin? Ne bu? Ne oldu? Sen ne oldu? Çorabı attın duvara yapışmadı mı lan? Ne oldu? Ha? Pis herif. Bir dakika, ben burada bir kıskançlık seziyorum aşkım. Bilmiyorum ama ben sanki yuvamı bulmuş gibi hissediyorum ya. Böyle sanki evim gibi bu benim ya. Allah kahretmesin, oda spreyini mi sıktın lan üstüne? Rezil köpek. Hayır. Şaka yapıyor. Siz ne alaka böyle? Ha, ne oldu size? Nereye? Size ne oldu abi? Ne oldu bize? Biz arındık. Biz nasıl artık arındınız? Eskisi gibi değiliz. Nasıl değil? Biz hamama gittik. Ha, nereye gidiyorsunuz böyle? Sinema. Yani double date yapan çiftiz. Ne yapalım? Sinema. Peki bir şey söyleyeceğim. Son film izlediniz. Son filme gittiniz. Şeyi izleyin. Yo 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 yo. Yo yo. İnanılmaz bir şey. Biz size fikrinizi sorduk mu? Nasıl ya? Hayır yani bu şekilde fikir beyan ederek bizim aklımızı mı karıştırmaya çalışacaksınız? Şu filme gidin falan. Asla hiç bize uygun şeyler bizim değil bunlar. Kendi karar mekanizmamız yokmuş gibi. Evet. Aynen öyle. İstediğimiz filme gideriz, size de hesap vermeyiz. Aa, hadi. Vermiyoruz. Hatta benim aklımda bir film var. Tellaklar Ordusu. Hadi gidelim. Oğlum alt taraf film önerecektik lan sizin. Şunlara bakar mısın? Bizim ilişkimizde kılı kırk yardılar, kendi ilişkilerinde dağlardan serinler. Bu lafı açar mısın Miray? Ne demek bu? Edip dağlardan serinlerin akması işte. Nasıl? Ya anladım. Böyle olmadı yani. Vallahi olmadı. Ya bizim en büyük hatamız ne biliyor musun? Aşk bir kere iki kişilik yaşamıyor mu? Biz niye başkalarının lafını sürekli aldık ki yani? Yani gerçekten. Hakikaten ya. Murat gerçekten ben senden özür dilerim. Asıl ben senden özür dilerim Melike. Ya. Gerçekten. Arkadaş illetinden zar zor kurtulabilmiş. Bir ilişki daha. Şimdi tarafların birbirine vermesi gereken tek bir şey var. O da küçücük bir öpücük. Ama siz karışmasanız hakikaten da. Biz ya. Artık kendi aramızda halletsek. Gerçekten yani gelmişsiniz, hala akıl veriyorsunuz. Biri bizim ilişkimize sürekli akıl veriyor. Yok küçücük bir öpücük. Yok bir öpeyim lan bir tane. Güzel hareket diyenler.
Çok güzel hareket yani. Zil diyen ha? Vallahi zile gittim. Zili kim çalsa acaba diye bakıyorum. Kim çalma? Bugün zil çalmaya bence bakıyorum. Selen çalsa. Ben çal. Selen o hareketleriyle gidiyor. He o. Evet. Çalmak ister misin? Sunucusu olarak, hemşi olarak. Yok. Evet, yapmayın, şimdi. Hayır. Evet, çalmak istiyorum. Evet, evet. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hep beraber in. Tek başına koşuyor. Böyle bir şey yok ya. Bravo. Ya aslında şu an çok güzel hareketlerin işte 120 küsür bölüm yaptık. Bizim dönem de var falan 1000 tane, 1500 tane yakın skeç yaptık. Şimdi bazı konular oluyor ya o konunun skecini yapmıştık deyip aslında yazmıyoruz. Yani o sırada böyle daha önce işlediğimiz konuları çok farklı yazarak ve çok iyi oynayarak bir zil haline getirebiliyorsunuz. Yani bu skeç aslında daha önce bu tarz konuları 1000 kere yapmışızdır ama o kadar güzel oynadınız ve o kadar güzel yazılmış ki zile gitti. O yüzden hepinizi oyunculuk olarak da ayrıca tebrik etmek isterim. Özellikle Arif sen ilişki skeçlerinde sana bir şey oluyor ya. Abi kendimi kaptırıyorum. Kaptırıyorsun bir şeyle. Böyle bir ayrı bir gaza geliyorsun. Bir şey oluyor yani. Bir coşku geliyor sana. Kıs diye bir şey. Öyle çünkü normal hayatımda da öyle. Öyle mi? Kendim oynuyorum tabii. Gaza getiren bir insan mısındır ya? Yani. Çünkü Cenan'la böyle konuştuk diyaloglar gerçek hayatta olmuş gibi diyaloglar. Oldu. Yaşadık onu. Yaşamışsınız. Yani. Evet, çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Bravo. Helal olsun.